Ya Ceyhoş, nereden çıktı şimdi bu iş seyahati? E hani birlikte gidecektik? Yine gideriz hayatım. Ben döneyim, sen nereye istersen oraya gideriz. Anne, baba, ben çıkıyorum. Bu ne baba böyle? Hayrola? E oğlum, sana dün söyledim ya, iş için şehir dışına çıkıyorum diye. Tamam, söyledin de bugün gideceğini bilmiyordum böyle apar topar. Aslında şirketten başka biri gidecekti ama o da hastalanmış. O yüzden ben gidiyorum, böyle de apar topar oldu tabii. Bu arada ben yokken annen sana emanet, tamam mı? Baba, her şey yolunda öyle değil mi? Yolunda tabii oğlum. Merak edecek bir şey yok. Sadece küçük bir iş gezisi, hepsi o kadar. Anlıyorum Zafer, bana dargınsın. Ama gerçekten Gözde ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Onun yanında olmak zorundaydım. Anlıyorum, olabilir tabii de yani bu iş bulma meselesine birlikte karar vermiştik. Sonra sen birden ortadan kayboldun. Ben de seni beklerken bayağı zaman kaybettim tabii. Özür dilerim. Zafer, gerçekten özür dilerim. Ama lütfen beni anlamaya çalış. Ama benimki biraz da zorunluluktan böyle oldu. Mert de yanınızdaydı değil mi? Evet, zaten daha çok onu ilgilendiren bir mesele. Ama tabii ki benim için de önemli. Deniz, bak böyle yaptıkça geçmişinden kurtulamıyorsun. Yeni bir hayata başlama, yeni bir sayfa açma hayallerin de suya düşmüş oluyor. Farkındasın değil mi? Bunlar Deniz'in değil mi? Bende ne işi var? Seninle ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum Deniz. Sen ne yaptın iş meselesini? Bir şeyler bulabildin mi? Maalesef. Bir iki yerle görüştüm ama olumlu cevap vermediler. Yani hala işsiz. Bir de bu yetmezmiş gibi dün canımı sıkan bir olay yaşadım. Ne oldu? Melih'i gördüm. Ters ters konuştu. Benimle tekrar bir araya geldiklerini düşündükçe içim daralıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum Deniz. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama bunları düşünme Zafer. Hem ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Gelebilir miyim? Gel Özgür. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Görüşürüz. Bunlar senin notların, bende kalmış. Teşekkür ederim. Özgür. Hep böyle küs mü kalacağız? Evet Deniz. Sen bu ilişkiyi böyle hiçbir şey olmamış gibi devam ettirdikçe küs kalacağız. Ama görünen o ki sen yaptıklarına hiç ders almıyorsun. Yine ne var ya? Yine ne var? Melih, bir dakika abicim. Bir şey söylemeden bir beni dinle. Biliyorum bana kızgınsın ama ben her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Ozan! Melih, bir dakika abi, sözüm kesme. Kızmakta haklısın. Hak veriyorum. Ama benim yerimde sen olsan aynı şey yapardın abicim. Oğlum bir dur ya, bir sus. Allah Allah, makine tüfekir dır 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 konuşup duruyorsun. Ne bu böyle? Tamam, kızgın filan değilim. Affettim yani. Affettim. Barıştık mı? Barıştık, barıştık. Zaten senin bir suçun yok, eminim. Sen yine her zamanki gibi kader kurbanısın. Değil mi? Evet. Aslında Mert Salan başının altına çıkıyor her şey. O zaman ben de iyi niyetimin bir göstergesi olarak sana bu sucuğu takdim etmek istiyorum. Bu ne lan? Hani baban parayı kesti ya, aç kalma diye. Oğlum sen hasta mısın? Manyak mısın sen ya? Gel buraya gel. Babanla konuştun mu? Yok, konuşmadım. Ne konuşacağım? Onun istediği gibi böyle telefon açıp ağlamam. Ya abicim, bütün kredi kartların iptal oldu. Param var mı? Ne olsun, idare ederim ben bir sürede. Neyse, biterse bana söyle. Olur, söylerim. Tamamdır. Hadi ben kaçtım. Nereye oğlum? Sucuk vermeye mi geldin bana sadece? Ya Melih, durumlar çok karışık. İmni Seren'le geldi, onunla buluşmam lazım. İmni Seren ne kim ya? Ya beni büyüten bakıcı, annelik yapan kadın. Ha tamam, hatırladım. Hayırdır, nereden esmiş? Kendince sürpriz yapmış bana. Tabii sorun var, bizi hala Banu'yla beraber zannediyor. Biz de çaktırmamaya çalışıyoruz. Ha, desene işler karışık. Aman diyeyim, beni bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın. Tamam, sen merak etme. Hadi görüşürüz. Güle güle. Sucuk için sağ ol, tenten. Afiyet olsun. Aferin, kaliteli sucuk almış. Yavrum, hazırlanmamışsın. Zarife'ye gitmeyecek misin bugün? Gitmeyeceğim. Niye? Öyle işte anne. Canım sıkkın. Kuzum,
Ne oldu sana bu aralar? Ha, de bakayım anana. Anne yok bir şey. Efendim. Sunacığım nasılsın? Fena değil. Gitmeden bir göreyim dedim seni. Bilmiyorum, bugün evden hiç çıkasım yok. Bak 4 gün yokum. Hem konuşamadık da şu Mehmet meselesini. Hadi gel. Sonra aklım sende kalacak. Tamam peki geliyorum. Kim o yavrum? Bir arkadaşım anne. Ben çıkıyorum. Kim o arkadaşın? Ay anne. Okuldan eski bir arkadaşım işte. Hazırlanacağım ben. Allah'ım. Bu eski arkadaşlar nereden çıktı anlamadım ki. Allah'ım. Bu kız yanlış birine tutulmuş olmasın. Hadi hayatım. Ben çıkıyorum. Kendine iyi bak. Ben de birlikte bir yerlere gideceğiz diye sevinmiştim. Ya şu iş gezisini iptal edemez misin? Başkası gitsin senin yerine. Hayatım sana kaç kere söyleyeceğim. Mecburum. Söz bak, dönünce seni istediğin yere götüreceğim. Hadi hayatım. Asma suratını. Hem birkaç gün sonra evdeyim, tamam mı? Hadi hoşça kal. Güle güle. Müsaadenizle ben okula gidiyorum. Size afiyet olsun. Sağ olun, afiyet olsun. Pelin'cim gel kahvaltını yap. Yok anneciğim, çıkacağım ben. Nereye gidiyorsun kızım? Banu'yla buluşacağım baba. Pelin, bir ara bu kaza meselesine oturup konuşmamız gerekiyor. Sen toparlanırsın diye ben bu konuyu habire erteledim biliyorsun. Tamam babacığım, konuşuruz. Nasıl olsa üniversite sınavını kazanamıyorum. Vaktimiz bol. Hadi canım, sen çık artık, arkadaşını bekletme. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz canım. Seninle daha işim bitmedi küçük aptal. Ne var Meriç? Şey... Ya ayrıldık mı biz şimdi? Dün beni saçma sapan bir tercih yapmak zorunda bıraktın, hatırlıyorsan. Ya tamam, haklısın. Biraz abartmış olabilirim. Ama bu tango işi benim için çok önemli. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Bak bu meseleyi dün de konuştuk. Yapamam, tamam mı? Hiç kimse için böyle bir şey yapamam. Kusura bakma Meriç, şimdi derse girmem lazım. Görüşürüz. Nasılsın Gözde? Beni görmeye gelseydin daha iyi olabilirdim. Sen rahat rahat dinlen diye gelmedim. Ama söz, geleceğim, tamam mı? Tamam. Şey, o evde birini bulabildiniz mi? Hayır maalesef, bulamadık. Peki sen bir şey hatırlayabildin mi? Yok. Çok üzgünüm Mert. Kendimi çok kötü hissediyorum. Keşke bir şeyler hatırlayabilsem. Yok, üzme kendini. Senin elinde değil sonuçta. İstersen bir daha gidelim ha? Belki aklıma bir şey gelir. Hayır hayır, gerek yok. Eğer bir gelişme olursa ben sana haber veririm, tamam mı? Görüşürüz. Umarım geç kalmadım. Hayır, tam zamanında geldin. Emlakçı da 5 dakikaya burada olacaktı zaten. Yani acil dedin, ortada yoksun Ozan. Özür dilerim. Ne dedin sen? Özür dilerim dedim Banu. Biliyorum, geciktim. Bence incisar annen gitmesin. Kadın geldi, bir gece geçirdiniz, centilmen olmuşsun. Yo, ben hep öyleyim. Aman iyi. Niye buluştuk biz o zaman? İncisar annenin yüzünden. Dün de gördüğün gibi bizi hala birlikte sanıyor.
Ay canım ya. Çok tatlı kadın Ozan. O kadar sıcakkanlı ki. Bana öyle sarılınca gıkımı çıkaramadım. E sen de bir şey söylemedin. Evet ve bu yüzden devam etmek zorundayız. Çünkü birkaç gün bizimle takılmak istiyor. Anlamadım. Ya biz birlikte olmaya başladığımız dönemlerde İncisel annem sık sık beni arardı. Ben de ona senden bahsettim. Ama ayrıldığımızdan haberi yok. Şimdi durum şu ki dün gece İncisel annem bizden bahsederken bana sarılıp sarılıp ağladı. Hmm. Sen de gerçeği söyleyemedin. Evet söyleyemedim ve söylemeyeceğim de. Banu beni o büyüttü. Üzerimde hakkı var. Onu üzmek istemiyorum. Biraz anla. Ne yani şimdi sevgili rolümü yapacağız yani? Evet. Sen kabul edersen. Yani böyle kurnazlık, oyun, yalan dolan işleri sana yakışmıyor Ozan. Biliyorsun bunlar benim alanım. Banu lütfen. İnsan anne benim için çok değerli. Bak eğer bunu duyarsa perişan olur. Huyunu biliyorum. Tamam. Kabul. Anlaştık. 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 Geç kalmak bu adamın alışkanlığı herhalde. Evet. Gelir şimdi ama. Deniz. Benim yanımda olduğun için sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ama ben sadece senin için değil, kendim için de buradayım. Evet, biliyorum öyle olduğunu. Şimdi sen Zafer'le birliktesin ya. Senin benim yanımda olduğunu öğrenirse ilişkiniz bozulur diye korkuyorum. Merak etme, bozulmaz. Hem bu senin sorunun değil, değil mi? Evet, şu anda benim tek sorunum evde işe yarar bir şeyler bulmak. Umarım Gözde ile çocuğunuz hakkında bir ipucu bulabilirsin. Kapıcı dün bu evde oturanların bir erkek bebekleri olduğunu söylemişti. Büyük ihtimalle bahsettiği bebek Görkem. Senin oğlun. Evet. Evlatlık verdiği aile de burada oturuyor olmalı. Öyle görünüyor. Deniz. Ne kadar berbat hissettiğimi bir bilsen. Sen de benim ne hissettiğimi bir bilsen. Alo. Evet sizi bekliyoruz. Apartmanın önündeyiz. Peki. Görüşmek üzere. Emlakçı yarım saat gecikeceğini söylüyor. Hoş geldin Lokum. Geçsene. Hoş bulduk. Nasılsın Pelin? Ben iyiyim de seni sormalı. Ne oldu da birden Zafer'den intikam almak için fikrini değiştirdin? Sen haklıydın Pelin. Bizi bu hale getirenlere dünyayı dar etmeliyiz. Belli belli. Senin tepen bir şeye atmış. Dur bakalım. Bırak bunları Pelin. Şu Zafer'i nasıl cezalandıracağız onu söyle. Ben de bunun için buradayım zaten Melih. İki gündür düşünüyorum ama hiçbir şey bulamadım. Böyle beklemediği bir şey olmalı. Yani neye uğradığını şaşırmalı. En zayıf yerinden vurmalıyız onu. Ya şimdi... Zafer'in bütün dünyası kitaplar, dersler, sınavlar filan. Üniversite sınavını kazanamazsa mahvolur. Sanki kazanınca da adam olacak salak. Ha, güzel. Demek ki ona sınavı kazandırmayacağız. Ama nasıl? Tabii ya. Niye bunu daha önce düşünemedim ki? Ne? Süper bir fikrim var. Nerede ki bu? Oğlum Zafer, ne söyleniyorsun kendi kendine? Ne oldu? Hah, işte buldum. Mülayiç. Oğlum anlatsana. Ne buldun? Daha önce çalıştığım restoranın kartını arıyordum da onu buldum. Oraya gidip bakacağım bana göre bir iş var mı yok mu? Hadi hayırlısı. Boş oturmaktan iyidir. Cebinde 3-5 kuruş görür bari. Neyse, hadi ben çıkayım alacağım. Akşama görüşürüz. Hadi güle güle. Güle güle. Ozan, buraya mı gelecek? Ya keşke gidip alsaydık kadıncağızı. Yok, ben onu Seval'in bir arkadaşına bıraktım. O da ben sizin modalı kafenize geleceğim diyordu. Bırakacaklar. Ay çok şeker kadın ya. Öyledir.
Ha Ozan, bak ne diyeceğim. Sakın pot kırmayalım. Yaşadıklarımız dışında, yani yaşadığımız güzel günlerden bahsediyorum tabii. Başka bir şey söylemeyelim. Sonra çorba olur. Vallahi Banucuğum, zaten ben sana güveniyorum bu konularda. Sen bu gibi oyunları çok iyi oynarsın. Ozan, yardım isteyen sensin. Ay vallahi vazgeçeceğim şimdi ha Banu. Vallahi keyfin bilir Ozan. Ben geldim. Nisa anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman da severim ben sizi. Ay. Yerim ben seni. Aslında diyorum ki hiç oturmasak. Nereye gitmek istersiniz? İsterseniz bir şeyler içseydiniz. Benim alışveriş yapmam lazım. Bana yardım eder misiniz? Torunum gibi sevdiğim bir kız var da yakında evlenecek. Annesine söz verdim. Ona çeyizlik bir şeyler baksak ha? Memnuniyetle. O zaman önce alışveriş, sonra yemek. Aşkım, biz nereye yemeğe götüreceksin? Miraj restoranı aşkım. Bravo Pelin. Çok aklıma yattı bu. Doğrusu bu kadar hin bir fikir beklemezdim senden. Ne sandın? Ama birine ihtiyacımız olacak Melih. Sen rahat ol güzelim. Denizde kum, bende eleman ya. Alo, Ayça ne haber? Sağ ol, ben de iyiyim. Bak sana ne diyeceğim. Tam senlik bir konuda yardımına ihtiyacım var. Mehver, kızım ne yapıyorsun bu yağmurda burada? Düşünüyorum hocam, derin düşüncelerdeyim. Ne oldu? Üzgün nerede? Bilmiyorum hocam nerede olduğunu. Ya aslında mesele tam da bu. Kendisi her zamanki gibi beni yalnız bıraktı. Tartıştınız mı? Evet. Ya, bir tango yarışması var. Benimle birlikte katılmasını istedim. Yok, ben öyle toplum önünde dans mans edemem dedi. Ya, düşünebiliyor musunuz? Benim için bunu bile yapmıyor. Ama biliyorsun, Özgür böyle konularda çekingendir. Neyse hocam, sizin de başınızı ağrıttım. Yok, önemli değil. Sıkma canını, nasıl olsa barışırsınız. Hem derse gitmem lazım, tamam hocam. Özgür, hemen odama gel, seninle konuşacaklarım var. Yalan vallahi. Bu erkek milletin her şeyi yalan. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Ne şimdi bu? Ben de anlamadım ki. Nişana davet ettim. Gelmedi. O günden beri Mehmet Bey kayıp. Ben bu işi pek beğenmedim Suna. Ben de. Ama bir tahminim var. Neymiş? Belki de geldi nişana. Gördü beni, beğenmedi. Senin gibi güzel kızı. Ben mi güzelim? Hem de dünya güzelsin. Şu saçlara, şu gözlere bak. Adamı yakarsın vallahi. O zaman niye? Hadi çekindi, işi vardı, nişana gelmedi. Niye yazmıyor artık? Vallahi ben bu bilgisayar işinden pek anlamam ama Suna bana çok güvenilir gelmiyor. Haklısın, değil. Ama yabancı biri değil ki Sedef. İlkokul arkadaşım. Ay ilahi Suna be. İlkokuldan tanıdığın adam yabancı değil mi? Kim bilir ne oldu? Bilmiyorum. Araştırtalım. Ben yeniden başladım çalışmaya. Söylerim, 2 dakikada bulurlar. Sen yeniden pavyona mı döndün? Baban, neden evde konuşmadık? Annen duysun istemedim. Öyle baba oğul konuşalım istedim. Bak baba, ben Sedef'e vedalaşmak için uğradım. Gerçekten. Son bir kez. Ya yeter artık be oğlum. Bitsin bu oyun. Ne oyunu? Ya ikimiz de biliyoruz ki sen Sedef'e sevdalısın. Onu içinden atamıyorsun. Fuat, biz baba oğul değil miyiz? Birbirimize dürüst olmazsak kime karşı dürüst olacağız ha? Birbirimize derdimizi anlatmazsak kime anlatacağız? Baba, daha ne istiyorsun ha? Sizin istediğiniz kızla nişanlandım. Tamam işte, Sedef'i bıraktım. Banu'yla evleneceğim. Tamam. Hepsine tamam.
Ama bu kadar. Kalbinden sök at demeyin. Olmuyor baba. Atamıyorum.